kendimizi kurban durumuna düşürdüğümüz anda hayatımızın sorumluluğunu almadığımız için mutlu olma şansımızı da yok ediyoruz. Sunumu yaptım, çıkarken dedi ki oradaki işte genel müdür bana. Maaşlarını alıyorlar mı? Alıyorlar. Talimatlar var mı? Var. Daha ne istiyorlar? Biz bugünkü toplantıyı niye yaptık dedim. İş yeri mutlu olunacak bir yer değil arkadaşım. Sen dışarıda mutlu olacaksın. İş yerindeki kontratından memnun olacaksın. Ve o memnuniyetle üreteceksin. Maille gönderilen takdir mesajı falan değil. Bunu yaptın, teşekkür ederim. Teşekkür de değil, takdir de değil. Ya ne yaptığımla benim bir ilgilen güzel kardeşim ya. Ben nasıl bunu yaptım birisi bana sorsun. Merhaba. Her şeyin her şeyle en çok da mutlulukla ilişkisini konuşurken bugün aslında mutluluğun artık profesör ünvanıyla ele alınışına şahit olacaksınız. Harika bir konuğum var. Ben kendisinden çok şey öğrendim, öğreniyorum. Hala bir sürü konuda ilham alıyorum. Çok sevgili Türker Baş var. Profesör Türker Baş diyeyim şöyle havalı olsun. Çünkü ilk kez mi bir profesör ağırlıyoruz biz arkadaşlar? Değil mi? Hadi inşallah devamı gelsin. Yok, çok güzel bir program yapıyorsunuz. Devamı tabii ki gelir. İnşallah. O profesörlük bir tarafta. Ya yani. Dursun, o da bizim havamız olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok mersi. O profesörlük yönetim bilimiyle alakalı bir şey. Eski öğretim görevlisi. Şimdi çokça çalışanın, beyaz yakanın mutluluğunu, aslında belki sadece beyaz yaka demeyelim değil tabii, mi? Tabii. Bütün çalışanların mutluluğuna kafa yoran, iyi oluşuna, esenliğe kafa yoran üstad burada. Çok teşekkürler kabul ettiğin, geldiğin teşekkür için. Teşekkür ederim. Şimdi harika da notlar almış. Tabii insan tesadüfen profesör olmuyor arkadaşlar. Rakamlarla konuşuyor. Değil mi? Tesadüfen olmuyor. Ders var bunun arkasında. O kadar çok sorun var ki nereden başlayayım bilemiyorum. Biz yıllar evvel Galatasaray Üniversitesi'nde yaptığın Joy Talks'ta tanışmıştık. O gün bugün harika işleri takip ediyorum. Mutluluğa kafa yoran insanlar olarak nasıl gidiyoruz sence? Oradan başlayayım. Türkiye'de her şeye rağmen iyi miyiz? Anlatabiliyor muyuz derdimizi? Valla Türkiye'de... Allah'tan malzeme çok bol bize. Yani şimdi Türkiye'de tabii bizim asıl bizim benim odaklandığım konu iş yerinde mutluluk konusu. Genel mutluluk konusunda bir araştırmam yok. Ama hani en son Gallup'un 2023'te yapmış olduğu bir araştırma var. İyi oluş hali üzerine. Çok basit iki sorusu var yani Gallup'un. Yani geçtiğimiz hafta kendini nasıl hissettin? Bu duygulardan hangilerini yaşadın? Bunlardan bir tane stres. Hani stresi yaşayanların oranına bakıyor. Artı bu stres kızgınlığa dönüştü mü? Kızgınlığa dönüşenlerin oranına bakıyor. Şimdi bu iki konu iyi olma halini. Hani mutluluk dediğiniz zaman iyi olma hali geliyor aklımıza. Hatta hani mutluluk kavramına ilk başta girecek olursak insanların orada bir kafa karışıklığı var. Aristo'nun da orada bir neydi ona tespiti var. İkiye ayırıyor. Ödemonik. Aynı tanım bugün için de geçerli. Bir haz duygusu o bir tarafta. Bir de uzun vadeli, uzun süreli, sürdürülebilir iyi olma hali. Yani biz ikinci taraftayız yani. Esenlik şimdi, diyorum ben ona. Gençler pek anlamıyor esenlik. Esenlik kelimesi evet gerçekten. Çok güzel aslında. Güzel bir kelime ama hani well-being karşılığı mutluluk dediğin zaman aslında. Bu sefer haz akla geliyor. Doğru. Esenlik dediğin zaman hiçbir şey yok ortada. İyi olma hali tam tutmuyor. Bu engagement kavramı gibi mutlulukta da biz takıldık kaldık Türkçe karşılığında well-being noktasında. Fakat hep diğer tarafa geldiğimiz zaman Gallup bu işi tersinden ölçüyor. Diyor ki hani o iyi olma halini ölçmek yerine bu iyi olma, iyi olmama haline onları bakıyor. Onları bir çıkartalım, kalan hani, kaçmış. Evet. İyi olmama hali. Eğer siz bir gün öncesinde ciddi bir stres yaşadıysanız ve bu kızgınlığa dönüştüyse siz iyi olma halinden epeyce uzaksınız. Şimdi buna baktığımız zaman Gallup'un araştırmasına ben bütün ülkeleri inceledim orada. Zaten çok net bir araştırma. Bomba rakamlar geliyor. Yani şöyle haritayı dünya haritasını şöyle bir çevirin. Hani böyle hızlı. Parmağınızı herhangi bir ülkede dursun. Neresi olursa olsun yani. Türkiye'den hani bu, iyi mi? Evet. Hani şimdi bunu pek çok kişi çok farklı faktörlere sorguladı. İşte ekonomik krizler, maddi olanaksızlıklar. Ben şöyle baktım istatistiklere hani Türkiye'deki nasıl cevap vermişler. İnsanların Türkiye'de %68'i, ankete katılanların %68'i bir önceki gün stres içerisinde.
Ve %48'inde iki kişiden bir kişi de bu kızgınlığa dönüşmüş. Zaten trafiğe çıktıysa yetmiş. Hayır, trafik değil. İş yerinde olan bu olay bu. Hmm. İş yerinde. Hani genel mutluluktan bağımsız. Sadece orada ölçülmüş. Öyle. O iş yerindeki mutluluğa bakın. %68 yani 10 kişiden 7'si stres içerisinde, o iki kişiden bir tanesi de bu kızgınlığa dönüşmüş. Şimdi buna baktığınız zaman ülkenin durumunda Ukrayna savaşta, Ukrayna'daki insanlar için bu %23. Türkiye'de %68. Ve bunun kızgınlığa dönüşme oranı Türkiye'de %50 iken, %48 iken Ukrayna'da %19. Ya işte yönetim şekli falan filan. Ya bakıyorsunuz Rusya'da tam bir diktatörlük rejim var. Hapishanede bile insanların yaşamasına izin vermiyorlar. Oradaki insanlarda %21 stres oranı. Ve bugün yapılmış araştırma. Yani Ukrayna savaştayken, Rusya savaştayken yapılmış 2023'ün araştırması. Orada %21, bizde %68. Ya diyebilirsiniz ki hani biz Türk'üz, bizdeki stres. Bakıyorsunuz Türk Cumhuriyetlerine, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a. Orada bile oranlar çok çok daha iyi. Ben mesela Kazakistan'a baktım %15. Yani stres yaşayanların oranı. Ama burada çok ilginç başka bir şey daha var. Stres yaşama oranının, stresin öfkeliliğe dönme oranı da çok yüksek bizde. Evet, %50. Yani bir de o var. Stres yaşıyoruz, bu bir şey. Bunu yönetemiyoruz, bu başka bir şey. Çok güzel bir tespit. Değil mi yani? Yani ya şunu söyleyeyim, Mozambik'te bile %30 bu oran. Hani gelir düzeyine baktığınız zaman Mozambik bütün Afrika ülkelerinden daha kötü bir durumdayız. Yani bunu tabii ben... Yani sadece ülke, yani şuna şey yapamazsınız. Yani bu ülke böyle yönetiliyor, bu insanlar bundan mutsuz. Bu şirketler böyle yönetiliyor, insanlar tamam, bundan hadi mutsuz. Hadi bu yüzde diyemezsiniz. Şey. Çünkü benim az önce verdiğim tabii, ülkelerin tabii, yönetim şekilleri, içindeki bulundukları evet, ekonomik koşullar, ücret, geleceğe umutla bakma oranı, durumu, tabii. Hepsi bizden hukuk, daha olumsuz. Hukuk sistemi falan. Daha olumsuz evet, bize göre. Yani Türkiye tamam burada sorunlar yaşıyor ama benim verdiğim örneklerdeki ülkeler bizden yani daha geri. İsveç'le kıyaslamıyoruz kendimizi. Evet, kendimi, yani benim verdiğim örnekler Mozambik, Kazakistan, Ukrayna, Rusya gibi örneklerin çok çok gerisindeyiz. Hani böyle bir tık falan değiliz. Dolayısıyla burada farklı bir şey daha var. Yani bizim kültürümüzün bizi getirdiği bir yer var. Ben o yüzden hep şunu söyledim. Hani pek çok insan diyor ki ya bu ülkede yaşanmaz, gideyim başka yerde yaşayayım işte İsviçre'ye. Ya sen oraya sadece mutsuzluğunu taşırsın. Anlatabiliyor muyum? Tepkili mekanda ferahlık yok değil mi her zaman? Yok her yani zaman hani yok. Bu örnekler böyleyse, bu rakamlar bunu gösteriyorsa yani burada bizim kendi varsayımlarımızı da sorgulamamız lazım. Ben pek çok kişiye soruyorum yani neden işe gidiyorsun? Herkesin temel düşüncesi para. Hani yani daha fazla para kazanmak. O çünkü o paranın ona mutluluk getireceğine inanıyor. Ve biz yani o maddi koşulları tek o ücrete indirgiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama işin diğer tarafı, hani mutluluğun kimyası dediğimiz tarafı çok göz ardı etmiyoruz. Mesela hiçbir kimse şunu söylemiyor bize iş yerlerine gittiğim zaman. Hocam yani buradaki çalışma ortamı, arkadaşlar, yöneticilerle olan ilişkiler. Bunların hiç şeyine, asıl onu mutlu eden, mutsuz eden günlük deneyimi olmasına rağmen odaklandığı tek konu para oluyor. Bu sefer işin içerisindeki anlam yok olduğunda da mutsuzluk beraberinde geliyor. Ben çok böyle yani temel bir örnek vermek istiyorum. Mesela tıp konusunda doktorlara baktığınız zaman ciddi bir mutsuzluk var hastanelerde. Biz birçok hastaneye anket yapıyoruz. Çoğu da kaçıyor ya, zaten. Hayır. Acayip de kaçırıyor doktorlar. Kaçıyor. Gittiği yere de mutsuzluk götürür yani. Hani orada da mutlu olacağı değil. Evet. Çünkü, huzurla mutluluğu da karıştırıyoruz belki biraz ya. Yani şu olarak buradaki stresini oraya da taşır o kişi. Buradaki sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Hani şimdi siz bir doktor olarak, bir tabip olarak hani sistem de onu oraya taşımış olabilir. Kültür de onu oraya taşımış olabilir. Amacınız para kazanmaksa, birinci amacınız, anlatabiliyor muyum? Bu sefer hani o yaptığınız yemin ikinci, üçüncü, dördüncü sırada kaldıysa sizin mutluluk... Dengeler karıştı. Formül karıştı. Formül karıştı. Ben şeyde evet, iş yerinde arkadaşlara işte bu ücretler, yanaklar bilmem ne sorulduğunda ya da ne seni mutlu eder dediğimizde ilk aldığımız şey hani bir terfi, maaş falan ya. Ben de diyorum ki okey, tek amaç para kazanmak mı? Evet. Okey. Para. Niye bu işi yapıyorsunuz? Yani o zaman daha hızlı para kazanacağımız uyuşturucu satalım değil mi? Örgütlenelim, organize yapmıyorsak başka bir hikayemiz var arkada değil mi? Başka evet, bir değerler seti konuşuyor. Başka bir anlam. Onlar hiç yok. Evet. Sadece para kazanacağız. O zaman daha akıllıca kazanalım bunu. Niye
Sabah gidiyoruz 8'de kart basıyoruz, akşam 5'te çıkarak kart basıyoruz. Değil mi? Tek amacımız niye kendimizi öldürüyoruz? %70'imiz stres içerisindeyiz. Yani tek derdimiz bu. Demek ki tek derdimiz bu değil aslında. Evet. Başka bir hikaye var ve onları hiç konuşmuyoruz. Ama burada tabii böyle içinden çekerek konuşmak istediğim acayip bir otokontrol, öz denetim duydum. O %48 çok önemli bir rakam yani. İki kişiden birinin bu stresi öfkeye yöneltmesi ve bu tabii öfkenin biliyoruz ki biz iletişim zehirine dönüyor, duvar örmeye dönüyor, evet. Sessiz istifaya dönüyor değil mi? Fark etmeden bazı blokajlara dönüyor, verimlilik düşüşüne falan. Onu konuşuruz ama esas ne görüyorsunuz? Yıllardır kurumlarla çalışan, oradaki bir sürü farklı sektör, yapı, büyük küçük ölçekli firmadan ortalama bu. Bugün bir KOBİ'ye de gitsek durum bu. Bir çok ulusluya da gitsek durum bu. Nasıl bir bileşen bizi böyle %68 oranında iş yerinde mutsuz ediyor? Yani bir zihniyet herhalde bir, değil mi? Çok ciddi bir zihniyet sorunu var. Buna yönelik çok ciddi araştırmalar yapılması gerekiyor. Hani birkaç benim gözlemlerim bunu açıklamak için yeterli olmayabilir. Belki ama bakalım, benim kanaatim, kanaatim evet, olarak tamam. Söylüyorum bunu. Biz çok ciddi bir mazeret üretme makinasıyız. Onu ama duymak istiyorum. Onu bilimsel değil magazinsel duymak istiyorum. Evet, hani üniversitede öğrenci, üniversitede öğretim üyesi baktığınız zaman bir mazeret üretiyor. Başarısızlığın, mutsuzluğun nedenini bir başka yere yüklüyor. Anlatabiliyor muyum? Patron çalışanlara yüklüyor. Çalışanlar patrona yüklüyor. İK hepsinin sorumlusu zaten. Bizde şikayet evet. Ve kurban sempatik evet, bir şey. Evet. Sempatik bir şey. Bir de kendimizi kurban durumuna düşürdüğümüz anda zaten hani hayatımızın sorumluluğunu almadığımız için mutlu olma şansımızı da yok ediyoruz. Zaten yok. Hüda yok. Veriyor, hüda alıyor. Ben ya, ne yapayım ben, bunun için? Benim yapabileceğim bir şey yok. Ha bunu tersine çeviren şirketler var mı? Var. Zaten hani biz Happy Place olarak zaten. Evet bunları tanımlamak istiyoruz. Yani bu başarı örneklerini nerede onları keşfetmeye çalışıyoruz. Yani biz araştırmamıza geçtiğimiz yıl bizim 300'ün üzerinde şirket katıldı. 326 şirket katıldı. Bunların 104'ü sertifika alabildi. Şimdi 3'te 1 iyi bir oran diye düşünebilirsin ama iyi bir oran değil. Şundan dolayı iyi bir oran değil. Hani bunu yansıtmıyor. Kendine güvenen ben bu sertifikayı alırım diye inancı olan 300 şirket bunlar. Arkada hiç bu işe bulaşmayan, parmak kaldırmayan o kadar çok şirket var ki. Haberi bile olmayan. Haberi bile olmayan, umursamayan, anlatabiliyor muyum bu işi? Bu noktada olan pek çok şirket var. Oradaki mutsuzluk inanılmaz. Çalışanlarda böyle bir arayış var mı? Var. Buna yönelme var mı? Var. Bazı şirketler buna neden önemsiyorlar? Hani belki hani eskiden bu yoktu. Bu neden bugün gündeme geldi? Ne oldu da hani bunları bugün konuşmaya başladık? Hani bu birikim artık bir yerde patladı. Hani bir. İki şirketlerin yeteneğe ihtiyacı var. Mesela hani sadece böyle IT şirketlerinin, fintechlerin falan yeteneğe ihtiyacı değil. Sen de içindesin işin. Yani lojistik şirketlerinin yeteneğe ihtiyacı var. Şoförler de mutlu olacakları yer arıyorlar ve çok kıymetliler yani. Anlatabiliyor musun? Bizim en fazla iş yaptığımız şirketler mesela çimento şirketleri. Bakarsanız bunlar mavi yaka dersiniz ama orada bir bilinç, bir uyanma var. Ben şuna da bakıyorum. Bazı sektörlerde hani sektör bazında mı uyanma yaşanıyor? Anlatabiliyor muyum? Böyle bir rekabet bir şey mi oluyor? Neydi onun adı? Ön plana çıkıyor. Ama temel neden yeteneklere ulaşma, elde etme. Bir de bunun tabii performansla da ilişkisi çok net. Bizim mesela bu yıl yapmış olduğumuz bir araştırma var. Ben onu ödül töreninde de paylaştım. Dünya Gazetesi'nde de yayınlandı. Bu yıl bizim listemize giren şirketlerin borsa performansları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki performansları liste dışında kalan BIST 30 şirketinden. Bakın sıradan şirketlerle karşılaşmadık. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin 6 aylık performansıyla bizim şirketlerimizin listemizdeki 16 şirketin performansı. Yani listemizde 75 şirket var da 16'sı borsada işlem görüyor. Bunların performansını karşılaştırdık. Yani 100 lirayı 30'a bölüp bunlara yatırırsan, BIST 30'a yatırırsan ne kadar alırsın? Bizim şirketlerimize yatırırsan ne kadar alırsın? Sorusunun cevabına baktık. 3,5 kat fazla kazandırmışlar. O sadece tabii parayla, verimlilikle de açıklanacak bir şey değil. Hani şey gibi bir insanlar için deriz ya bir işi nasıl yaparsa her işi öyle yapar bir insan diye. Kurum için de öyle bence. Yani çalışana
bütün kaynaklara bakış açısı ne kadar kapsayıcı, ne kadar bütünleşik, ne kadar paydaşları dahil eden, aynen, ne kadar sürdürülebilirlik odaklı, değil mi? Yani ben döveyim Türker'i, çalıştırayım, iyi de nereye kadar? Gelene kadar, yani delirene kadar ya da canı çıkana kadar bir sınırı var. Hayır, ben Türker'i uzun yıllar maksimumda çalıştırayım, maksimumda alayım, hatta o kadar memnun olsun ki yerine de birilerine öğretsin, yetiştirsin. Evet. Yetemediği yerde gelip beni dürtsün ve desin ki aa bak burada eksiğiz, bunu da yapma. Böyle baktığında zaten bu şirketler üretimde de verimli. Evet. Öğrenen zihniyette, değil mi? Gelişim zihniyetinde, hiyerarşiyi falan değil, tamamen etkililiği önemsiyor. Hani yönetim bilimsel olarak bakarsak aslında biz biraz böyle tersten gidiyoruz gibi geliyor son dönem bana. Özellikle bu işte pandemi sonrası VUCA dünyası, yüksek performanslı organizasyon olmak falan hep anlatıyoruz ama ben hep şey diyorum şimdi, insan kaynaklarının gelişimine bakarsak önce bordrolama, ücretlendirme, sonra bir idari işler, şu arabaları falan da organize etsin kısmı. Sonra yavaş yavaş işe alım önemli. İşe aldık bunları, bunlar içeride de zırıltı yapıyorlar. Hani bir de mutlu olsunlar, bir kariyer planlama, gelişim koyalım. Şimdi yeni yeni kültür eklendi. Hani kaynaktan, değil mi, kültüre dönmeye başladı falan. Yeni anlıyor aslında belki de yönetim bilimi insan potansiyelini ve kaynağını. İnsan akıllandıkça mı anlıyor, yoksa burası anladıkça mı insan akla geliyor? Akıllandıkça derken hani aptal da anlamında değil de, biraz önce başlamadan önce de dedim ya, ya 20 yıl önce böyle şeyler bizim aklımıza gelmiyordu. Biri bize anket yapsa hani iş yerinden memnun musun falan diye böyle bir şaşırırdık. Ne hinlik var acaba bunun altında derdik. Niye soruyorlar ki şimdi? Evet. Oysa şimdi çok normalleşti ve gençler için çok önemli. Ve sizin baktığınız o araştırmalarda biraz önce bahsettiğin sadece şey yok, ben mutlu muyum yok aslında, değil mi? Kurumun bütün politikaları, bir sürü tabii, başlıktan tabii bahsettin. Oralara ne dersin? Çok bütünleşik, çok iç içe çünkü. Böyle indirgemeyelim yani, doğru anlatalım yani diye. Şu var, yani şunu düşünsenize, yani Türkiye'nin ortalaması %68 insanlar stresli, %50 öfkeye dönüşüyor. Böyle bir organizasyon nasıl performans gösterir, nasıl kâr eder? O insanlar yüzde kaçını işe koyarlar? Şirketinizi buradan farklı bir yere taşıyan yönetici, tabii ki o sürdürülebilir performansı yakalıyor orada olan kişi. Hani biz tabii bunu vurgularken şunu söylüyoruz. Hani mutlu çalışan, mutlu müşteri, mutlu hissedar noktasındayız. Hmm. Ama asıl senin az önce değindiğin nokta. Yani çalışanın mutluluğunu birinci sıraya koyabilen yönetici çok daha fazla... İç müşteri bakış açısı, değil mi artık? Çok kapsamlı düşünüyor. Yani bugünü değil yarını düşünüyor. Vizyoner. İlk 30'da olan olmasına gerek yok. Türkiye'nin ilk 30 şirketi değil. O ilk 30 bu gidişle, bu bakış açısıyla %68 stresle 5 sene sonra orada olamayacak. Yani bu vizyoner yöneticilerin yönettikleri mutlu iş yerleri bir yere gelecek. Çünkü bunlar Türkiye'nin standartlarından farklı bir yerdeler. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Onlar Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyorlar. Aynı şekilde İK'nın yaptığı işlere baktığımız zaman da bunu görüyoruz. En son yani ben veriyi şu anda çektim. 270 İK, üst düzey İK yöneticisi, direktör ve GME düzeyinde yanıtladı. En son yaptığımız bir anket var bizim. Benim kendi ağımdaki, Happy Place to Work'ün ağındaki pek çok yöneticiye bu anketi gönderdik ve şunu da ekledik. Dedik ki eğer anketi cevaplarsanız bir basılı raporu size hediye edeceğiz. Güzel, o güzel bir motivasyon oldu. 270'in üzerine çıktı anket. Hala da devam ediyor doldurması. Hmm. Ama ben zaman zaman böyle neydi onun adı, sonuçları çekiyorum. Bizim canlı bir panelimiz var. Orada karşılaştırıyorum rapor öncesi. Biraz da kafamda kurguluyorum tabii. Özellikle Türkiye chapter'ını kendim yazacağım için. Bizim temel ayrımımız, bizim listemizdeki şirketlerle diğerlerini ayırıyoruz mesela. Hmm. Diğer şirketlerin temel gündemi işe alım. Bizim şirketlerimizin temel gündemi, hani birinci gündem, ücret yanaklar konusu. Diğerlerinde de var ama orada. Mesela lider gelişimi baktığınız zaman. O kadar farklılaşıyor ki diğerleri sürekli cari işlerle hala uğraşırken, hani bu mutluluğu yakalamış şirketler, işte ise bizim geçmiş, hele 80'i falan geçmiş şirketler bizde, tamamen o liderlik gelişimi gibi konularla, yani hani Covey'in vardır yani acil önemli işler, önemli işlere gitmiş. O acil işler bitmiş. Diğerleri biraz sürekli şey gibi olarak... ama bu Maslow'un
üçgeni gibi yani, değil mi? Hani survive edebilmiş, bir şekilde işe alımı tamamlayabilmiş falan şirketler mi acaba bunlar? Yani tabii ki öyle yani. Şöyle, finansını hani, bir kurtarmış, bir hani, bir en azından ayakta kalabilmiş birkaç yıl. Hani evet. Şimdi bizim listemize girdiğine göre yani iyi bir altyapısı var. İnsan kaynakları altyapısı. Evet. Artı çalışanlara da bunu yansıtabilmiş. 70'in üzerinde bir puan almış. Evet. Şimdi tabii buradaki turnover düşük. Turnover düşük olduğu için, anlatabiliyor muyum? Diğerleri kadar işe alımla uğraşmıyor. Diğerleri sürekli olarak böyle bir hengamenin içerisinde o gidiyor. Sürekli operasyonda. Hani baktığınızda. Vizyoner bir şey koyması mümkün değil ki onun zaten. Hep do. Hep arkadan to do. Çek atıyor değil mi? Hep to do. Bu tarafa geçemediği için de sürekli olarak çalışanı suçluyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu şirketlere baktığımızda çok yüksek ücret veren şirketler de var sağ tarafta. Bu listeye girememiş. Biz biliyoruz çünkü hani ücret araştırmalarını yapan bir ekibimiz de var bizim. Hani iş çözüm ortağımız. Oradan maaş skalalarını da aşağı yukarı bildiğim için şirketlerin o tarafta çalışanlara çok yüksek ücret vermesine rağmen yani hala o turnover'ı çözememiş şirketleri görüyoruz. Evet. Peki nasıl çıkacak onlar o döngüden? Hani girdim orada patinaj yapıyorum, nasıl çıkacağım? Sürekli aldığımı tutamıyorum, sürekli gelen gidiyor şeyde, teknoloji şirketlerinde falan. İnanılmaz. Savunma sanayiyle çalışıyorum dedim biraz önce. Savunma sanayide gençler böyle bız 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 şey gibi yani ışık hızıyla yer değiştiriyorlar. Orada bir kurum kültürü. Güzel haber, mesela bizim bu yıl ilk kez ben çok mutluyum. Savunma sanayinden bir şirket listemize giriyor. Bugüne kadar birçok şirkete anket yaptık. Hiçbiri böyle 70'e yaklaşamadı bile. 50'lerde falan da. Hatta ben birkaçına sunuma gittiğim zaman sunumu yaptım. Çıkarken dedi ki oradaki işte genel müdür bana, ya maaşlarını alıyorlar mı? Alıyorlar. Talimatlar var mı? Var. Daha ne istiyorlar? Biz bugünkü toplantıyı niye yaptık dedim. Anlatabiliyor muyum? Hani biz talimat var mı? Var. O zaman hani şimdi ama bu yıl çok farklı bakış açısına sahip bir şirket sertifikayı almaya hak kazandı. Çok da güzel bir puan aldı. İyi bir örnek olacak sektörde. Evet. Çünkü savunma sanayide bir şirket bunu kırdı. İnsanlara o talimatlar fenalık geçirtiyor bir noktadan sonra ve bütün yaratıcılığı öldürüyor. Evet. Biri ona o genel müdüre söylememiş mi onu? Hani okey, güvenlik falan hepsi tamam da. Ya işte bu iyi bir örnek olacak. O örneğe bakarak gelişecekler. Tabii burada şunu söylemiyorum. Yani buradan şu çıkmasın. İnsanlar hani ücret, anlatabiliyor muyum? Bu olması lazım. Ama bunu çalışana sorarak geliştiremezsiniz. Yani bunun çok kalıcı araştırma, da değil. Biliyoruz. Hayır. Hani bu konuda yapılmış pek çok araştırma var. Yani şu anda en çok ücreti Salesforce veriyor dünyada. Yani onlara bile sorsan derler ki tabii biraz daha iyi olsun. Hiçbir zaman sonu yok. Hiçbir zaman için onun sonu yok. Bunun için ciddi bir araştırma yapmak lazım. Hani bunu yapan şirketler var. Biz yapmıyoruz. Başkaları var. Çok iyi yapıyorlar bunu. O skalalar. O skalaları şeffaflıkla anlatıp bu skalalara uygun ücret vereceksiniz. Bu bir. Bu bir tarafta. Bunu olduktan sonra hani nasıl hani bu döngüyü kırarsın? Bununla işi çözemeyeceğine inanacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani bana mesela bazı yöneticiler, CEO'lar şunu söylüyor. Ya hocam bana böyle soyut şeylerle gelme. De ki bana kahve makinesi alayım koyayım. Yani ne kolay. Kısa yol tuşunu söyle yapacak. Kısa yol tuşunu yani. Nasıl o çocuğuna bisiklet alarak işi çözemiyorsan, anlatabiliyor muyum? iPad'i eline vererek olayı halledemiyorsan. Kesin buralar arkadaşlar. Evet. Spot geliyor. Mesela bir yöneticiyle görüşüyordum. Keşke öyle olsaydı. Evet, evet. Ne kolay yani, olurdu. Hani ben bir yöneticiye dedim ki uluslararası bir şirketin en üst kademesine çıkmış bir yazılım şirketi. Amerika'da görüşüyoruz bir Türk. Dedim ki nasıl yaptınız yani hem çocuk hem kariyer falan. Çocuk nedir dedi ya. Wi-Fi, Nutella dedi. Bu kadar basit. Şimdi buraya indince bir düzene yaparsın. Evet, bir düzene de yapabilirsin. Şimdi aslında aynı şey bu yaklaşımı çalışan, şirketinde de çalışanlara da uyguluyor. Anlatabiliyor muyum? Pek çok şirket bunu uyguluyor. Bunun neticesinde orada bir mutsuzluk hakim. Anlatabiliyor muyum? Düşük performans hakim. Neye odaklanacağız? İşin biraz daha hani o sürece odaklanmak felsefesine, gerekiyor. Felsefesine, zihniyetine değil mi? Zihniyetine, kültürüne. Hani var ya hani kültür, hani system structure. Drucker'ı geçemedik hala 100 yıl. Chandler diyor ki, Chandler'a çok biz şeyiz. Diyor ki system structure determines behavior. Yapıyı kur, davranışı belirler. Belirlemiyor işte. Sen istediğin kadar iyi bir yapı kur. Yani pek çok şirket var.
inanılmaz bize şeyler getiriyorlar o HR check'te. Ama o 70'i geçemiyor bir türlü. Hmm. Diyorlar ki biz her şeyi verdik, bunlar nankör. Hmm. Anlatabiliyor muyum? En sonunda oraya geliyor. Evet, oraya geliyor. Ama o değil yani. Hmm. Önemli olan o deneyime odaklanabilmek. Şimdi bu anketler, bu memnuniyet, mutluluk falanla ilgili benim eleştirilerim var. Her yerde de söylüyorum. Hı, tamam. Bakalım kontra. Şu an topuklarıma sıkıyor olabilirim arkadaşlar. Diyorum ki ya hiçbir şirketin asli görevi çalışanı memnun ya da mutlu etmek değil. Bir kere burada anlaşalım. Burası kreş değil. Ben Türkiye'nin sorunlarını anasıyla babasıyla yıllardır çözemediği bilmem neyi burada psikanalitik bir yaklaşımla çözecek değilim. Onun bir değersizlik problemi varsa bunu giderebilecek bir maaş, ücret sistemi yok. Burası insanların potansiyellerini en maksimuma çıkartmaya yönelik. Kendini gerçekleştirme ve iyi hissetme. Hangi alanda güçlüyse onu ortaya koymaya yönelik bir şeyler yapmalı. Burası bir iş yeri, yetişkin yeri burası. Bir akitle giriyorsunuz. Yetişkin işi bir yer, iş yeri. İşte imza ehliyetim var ki imza atıyorum değil mi? Diyorum ki sana taahhüt ediyorum. Her ay bu kadar saat bunu know-how, bilgi, portföy, mühendislik ne satıyorsan bunu satacağım. Karşılığında da senden bir şey alacağım. Ve bunu yaparken de sen bana bunları yaparsan ben çiçek açarım. Gece gündüz bununla yaşar. Bu benim şeyim olur. Yaşam tarzım olur. Gittiğim her yerde yeni bir fikir gelir, ilham alırım, oradan örnekle beslenirim falan. Yani iyi tohuma iyi bakarsan çiçek açarım. Beni donda bırakırsan büzüşür, solarım. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Böyle memnuniyeti ölçeyim, mikrofon tutayım da canım benim bugün iyi misin? İşte yeni yaptığımız düzenleme iyi geldi mi? Koyduğumuz 3 yeşillik iyi geldi mi? Sorarsan canın yanar. Çünkü çalışan her zaman seni döver diyorum. Aynen. Mutlaka bulurum yani bir şey. Biri bana bir anket yapsa kendi şirketimde bile bulurum. Şunlar böyle olsa daha iyi olur diye. Ne diyorsunuz? Gözlemin nasıl? Ya aslında şurada çok haklısın. İnsan kendisi dahi mutluluğun peşinde koştuğu zaman o mutlu olamıyor. Anlatabiliyor muyum? Hedef mutluluk olduğu zaman adını mutluluk olarak koyarsan çalışanları mutlu etme şansın yok. Yani ben seni mutlu etmeye çalışıyorum. Mümkün değil yani. Annesinin babasının az önce vurguladığın arada annesinin babasının mutlu edemediği insanları şirkette patronlar yahut yöneticiler İmkansız. Nasıl mutlu etsin? Amaç mutluluk değil. Zaten biz Happy Place to Work olarak anket yapıyoruz. Zaman zaman çalışanlar bizi arıyorlar. Diyorlar ki siz mutluluk diye bir anket yaptınız. İçinde mutlulukla ilgili soru bulamadık biz. Hmm. Diye bize dönüyorlar. Tamam. Ama tabii bizim mutluluk tanımımızda onların kafasındaki mutluluk tanımı farklı. Onlar şunu bekliyorlar. İşte burada ücret nasıl? Çalışma ortamı nasıl? Kaç gün giderim? Anlatabiliyor muyum? Böyle bir tarz. O tamamen rasyonel faktörler üzerine yoğunlaşıyor. Biz neyi soruyoruz mesela? Az önce yine senin kısmen değindiğin bazı konular var. Yani çalışanın işiyle olan etkileşimi ne? Bu işi anlamlı buluyor mu? Potansiyelini kullanıyor mu? Bunu ölçüyoruz mesela. Bu anlattıkların mesela. Aslında dinleyicinin kendi referansı da olmalı. Ben tabii. İşimle bağımı bu kriterlerle gözden geçirmeliyim. Kesinlikle. Öyle dinleyin yani, diye böldüm. Pardon. Evet. Yani evet. Anlam yüklediğin bir iş var mı? Anlatabiliyor muyum? Potansiyelini kullanıyor musun? Yani işte az önce doktor örneğine gittik. Artık anlam yüklemiyorsa yaptığı işe onun orada mutlu olmasına imkan yok. Anlatabiliyor muyum? Sadece alacağı maaşı düşünüyorsa bir gün sonra o da ona yetmeyecek. Anlatabiliyor muyum? İki, yaptığı işin sonuçlarını görebiliyor mu? Hani buna yönelik yapılan çok araştırma var. Yani bir şey yapıyorsunuz sonuçlarını göremiyorsunuz. O zaman kendini mutlu hissettirmiyor bu. Çok beceriksiz hissettiren bir şey değil mi? O şey sürekli koşu bandında gitmek gibi yani. Hani ve bunu pek çok şirket atlayabiliyor. Hani bu süreci analiz etmek şundan önemli. Mesela biz bir yazılım şirketiyle bu konuyu inceliyoruz. Hani TÜBİTAK projesi yapıyorlar. Pek çok kişi o TÜBİTAK projelerinde inanılmaz değer üretiyor ama projeler çok geç sonuçlandığından çalışanlar sonuçlarını göremiyor. Şirkette dikkat dağılıyor ve ona verilen değer çok altlara düşmüş durumda. Çok basit bir düzenlemeyle oradaki motivasyonu ne yapabiliyorsun? Yükseltebiliyorsun. Aslında bunları anlamak, analiz etmek o yüzden önemli. İki, yaptığım iş beni geliştiriyor mu? Bakın bunlar işle olan etkileşimde olmazsa olmazlar. Şimdi bunları hiç yokmuş gibi hani neye bakıyorsunuz mutluluk dediğin zaman sadece ücrete, sadece o işte dediğin gibi çiçeklere, böceklere odaklandığın zaman olmuyor. Diğer taraftan yöneticiyle olan ilişkisi. Bence bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de bu. İnsanlar adam yerine konmak istiyor. Anlatabiliyor muyum?
Biz çok haklı. Ki, çok haklı olarak çok yani. Çok haklı olarak insanlar yani gittikleri yerde görülmek, değer. Duyulmak, anlaşılmak, değil mi? Dinlenmek. Evet. Çok basit yani hani, aslında. Yani bu maille gönderilen takdir, maille gönderilen neydi onun adı, yaş günü mesajı falan değil. Jenerik. Jenerik. Ya bunu yaptın, teşekkür ederim. Teşekkür de değil, takdir de değil. Ya ne yaptığımla benim bir ilgilen güzel kardeşim ya. Anlatabiliyor muyum? Ben nasıl bunu yaptım? Birisi bana sorsun. Ya bir elektrik dağıtım şirketinde bir çalışan yani kendini takdir edilmemiş hissediyor. Yöneticisine soruyoruz. Diyor ki ben sürekli teşekkür ediyorum. Çalışana soruyorum. Diyor ki benim ne yaptığımdan haberi yok ki diyor. Yani ben soğuk kar gününde anlatabiliyor muyum? Elektrikler ne zaman kesiliyor? Yazın kesilmiyor. Kar yağışlarında fırtınada kesiliyor. Onu tamir edecek kişi o fırtınalı günde o yüksek gerilim direğine tırmanması lazım. O direk de uçakta giderken görürsün böyle ıssız yerlerdedir. Oralara kadar gidiyor. Bir müddet arabayla gidebiliyor. Ardından yürüyor. O direğe çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? O fırtınada orayı tamir ediyor. İniyor. Aşağı iniyor. Teşekkür diye bir mail alıyor. Evet yani. Ya kuru bir teşekkür. Onun arzuladığı şey ne yaptı? Tabii, anlatabiliyor muyum? Aynı şey ailedeki konuyu iş yerinde de yapıyoruz. Bunu açtığınız zaman da ya şu anda bizim bu yıl açıklayacağımız bir şirket var. %90'ın üzerinde puan aldı. Yani, o kopyala yapıştır yapalım onu her yere. Ya, her yere yapıştırın isterseniz. Ben o şirketin örneğini veriyorum. Ve çalışanların 1/3'ünü de işten çıkardığı halde. Yani bir müşteriyi kaybediyor, çalışanların 1/3'ünü işten çıkartıyor, yine %90'ın üzerinde alabiliyor. Çok güzel örnekler var, çok harika örnekler yani var. Yani muhtemelen mesela, çok iyi bir iletişim yönetiyor, çok güven veriyor, açık iletişim veriyor. Kuruyor. Aynen. Kalanlar kendi için iyi bir şey yapıldığına inanıyor, giden hakkaniyetle gittiğini düşünüyor falan, el sıkı. Ya bunu sağladıktan sonra, yani bakın ücretle ilgili değil, hani tabii, baktığınız tabii, zaman bu yöneticiyle olan ilişkiye. Hatta ben zaten bunu sorduğumda, bazı audit yapıyoruz 95'in üzerine falan çıktıklarında mesela şey diyorlar mesela mavi yakaya soruyorsunuz böyle şey olarak auditte nasıl oldu kim vermemiş diyor 3 puanı 4 puanı falan hani böyle bir yaklaşım var onların şeyi soruyu okumadan artık hani o duygusal bağlılık belli bir noktaya geldikten sonra evet demeye de başlıyorlar. Çünkü hani o yönetim, o adam yerine konma o yüzden önemli. Orada yani, bir iyi niyetle başlıyor ya. Şirketle algı bir kez klik ettikten sonra şuraya geliyor çalışan. Ya vardır bir bildikleri. Aynen. Şu an bu hoşuma gitmese de bu evet, o kadar evet. Güzel bir güven duygusu ki evet. Aslında. Tabii, yani tabii. Hani birlikte çalışırken ya Türker bu kararı verdi gıcık oldum ama vardır adamın bir bildiği. Dur bakalım bir anlatsın. Evet. Neymiş? Güven argümanı neymiş? Ya güven bambaşka bir şey ve o öyle iki anketle falan değişecek bir hikaye değil. Bayağı arkasına bilimsel çalışma koymak lazım. Şimdi bu anlattıklarından evet, evet. Bendeki karşılığı hep şu. Arkada kocaman bir örgütsel davranış bilimi var böyle tabii gümbür ki. Gümbür. Sosyolojiyle linkli, işte sosyal psikolojiyle linkli, iyi oluşla linkli değil mi? Yani bir sürü organizasyonel farkındalık hikayesi falan var. Ve biz onu böyle indirgeyip ben şimdi Türkiye'nin doğum gününü kutlayayım. Ona evet. Bir de ünvan vereyim. Yok ünvan ne yapalım? Ona şimdi senior bilmem ne diyelim. Adamın bir paketi hakkı değişecek mi? Yok masası da değişmeyecek, yeri de değişmeyecek ama hani alkış kıyamet bir pasta keselim. Salak ya Türker de yiyecek bunu hani. Ama bir şey değişsin mi değişmesin. Ama bu arada adam proje getirir, fikir getirir. Dinleyelim mi? Birini yetiştirmesine teşvik edelim mi? Ekip geliştirsin. Yok ya gerek yok. Türker işini yapsın yeter. O kadar uçlardayız ki bence burada Türkiye olarak. Böyle çok iyi o %90'lık, %95'ler örnekler var ama çok küçücük daha. Çok küçücük, evet. Yüzde kaçtır? Bir var mıdır? Yoktur bile belki değil mi? Ben %1'i olduğuna inanmıyorum. O yoktur bile ama çoğunluk gerçekten bence işveren de kendinden geçmiş. İşveren de bezmiş artık yani öyle de bir sorun var ya. Türkiye'de belki aile şirketleri, KOBİ'ler falan hani kurumsallaşmamış yapılarda. Oralarda da işte enflasyon, ekonomik şartlar, rekabet, yasalar bilmem ne. Bizdeki girişimci bütün bu dediklerini bilmeden bir can havliyle giriştiği, sonra işletmeci olmanın zorluklarını öğrendiği için oralarda işveren de ne yapacağını bilmiyor ki. Kendi de aynı yılgınlıkta, bezginlikte. O da görülmüyor hissediyor. O da takdir edilmiyor. O da başarısız hissediyor. Ve zaten başarısız hisseden bir patron ekibe nasıl başarılı hissettirebilir aynen. Zaten ki? Mutsuz olan bir patron. Nasıl? Ha, ben patronlarla konuştuğum zaman sen de zaten koçluk yapıyorsun. Onların çalışanlardan daha mutsuz olduğunu görüyorum. Daha dertli, daha endişeli. Dertli. Değil mi? Evet, daha korkulu. Ne olacağı belli değil. Yıl sonunda öyle mi oldu? Olacak. Hani çalışanın derdi maaşını almak bir kişi kendi dünyası
işverenin ki çalıştırdığı insan kadar. Dolayısıyla yine aynı yere dönüyoruz. Hani mutluluğun ilk tanımını yaptık ya. Anlık haz, uzun süreli. Oraya gelmeye çalışıyorum. Hani harikasın. Uzun müddeli, sürdürülebilir mutluluk. Bizim mutluluk tanımımız hep böyle hazda kaldığı için kısa vadeli. Çalışanlar da hemen kısa vadeli bir mutluluklar peşinde. Patron da kısa vadeli karlar, kısa vadeli mutluluklar. Köşe, bir türlü mutluluğa, hazdan mutluluğa geçemiyoruz. Bu da kalıcı olmuyor. Hep iniş çıkışlar yaşıyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim mutluluklarımız var anlık. Hani toplanıyoruz bir anda. Aa, çok iyi gözüküyoruz. Patron da kendine geliyor. Hani bir yemek yiyorlar, bir şey yapıyorlar ama %68'i stres, %50'si de neydi onun adı, bunun günlük kızgınlığa dönüşüyor. Yani böyle bir toksik ortamda yaşıyor Türk halkı iş yerinde. Hani biz dışarısı bundan daha iyi değil. Burası en hijyeni bence. Dışarıda durum daha mıyım bence. Ha, öyle değil mi? Burada en azından yapılandırılmış kurallar var. Orada bile %68 stres yaşıyorum. Evet, evet. Dış dünyada kim bilir ne yaşıyorum. Biraz şey gibi geldi bana bu anlattıkların. Mutluluğu anlatırken de ben hep derim ki ya, kim size böyle bir vaatte bulundu? Yani hayat çok güzel ve hep mutlu olacaksın. Bu büyük bir kandırmaca. İş evet. yerinde de hep çok iyi olacaksın ve harika şeyler olacak ve bir iş günün hep böyle hep istediğini yaparak işte ilk tutkunu bul evladım, aman mutlu olacağın işi yap derken biraz biz oralarda kendimizi kandırıyoruz gibi geliyor bana. Yani ben kendimi çok şanslı görenlerdenim. Çok sevdiğim bir şey yapıyorum. Ama o sevdiğim şeyi yapma sürem toplam işin içinde ne kadardır bilmiyorum. Yani sevdiğim şeyi yapabilmek için sevmediğim o kadar çok şey yapmam gerekiyor ki. Biz bunu anlatmıyoruz gençlere, yeni başlayanlara, girişimcilere. Bak arkadaşım, sen bir tutkuyla bir fikir buldun ama bunu yaparken çokça ızdırap çekeceksin. Çokça düşeceksin, kendini beceriksiz hissedeceksin, yalnız kalacaksın, ayağına dolanacak. Buralardan kalkacak duygusal dayanıklılığının olması lazım, psikolojik sermayenin olması. Bunlar anlatmadığımız için de mi oluyor acaba bu skorlar? Ya bunlar var bir taraftan ama hani insanlar, mutsuz olanlar, hani bu stresin sebepleri, insanların böyle challenge'lar, böyle meydan okumalar karşısındaki düştükleri zorluklar değil. Yaptıkları işin çok aptalca, çok basit, çok tekrar eden, çok rutin, onları geliştirmeyen, hiçbir şey öğretmeyen, bir yere taşımayan işler olması. Flow, meşhur akışın uzağında olması. Çok uzağında işte. Dedim yani İK'cı, mutsuz. Neden? Bütün gün işe alım yapıyor. Bitmiyor yani. Sorun bitmiyor. Aynı şeyler, aynı hatalar, aynı problemler her gün önüne geliyor. Böyle bir ortamda mutlu olmasına imkan yok. Kişiler kendi potansiyellerini koymak istiyorlar ortaya. Özellikle gençlerde bu var. Hangi potansiyel, o da tartışılır ama hani fark şu anda fark yaratmak istiyor bir şekilde. O farkı yaratacak bir ortam bulamıyor. Çünkü o yönetici onu dinlemiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle bir ortam bulamadığı için o mutsuzluk geliyor beraberinde. Şimdi tabii o kadar iç içe ki biz hep kurumsal dünya çalışanlarla bir aradayız ama işte bireyselde de dinlediğimiz hikayeler bunun etrafında örüntüleniyor. Son olarak hani böyle bu yüzyıl ve bu dünya, ama iş, ama özel, hani şu hedonik dediğimiz seçime dayalı, sürdürülebilir, uzun soluklu mutluluk için bu işe çokça kafa yormuş. Reçete yazmayı sevmiyoruz, formül vermeyi sevmiyoruz biliyorum. Ama hani birkaç tane şey çektik, onları bir çıkartayım. Unuttuğumuz varsa söyleyelim. Anlam bulma, işe yarar hissetme, ama resim yaparak, ama yemek yaparak, ama işe giderek, evet, bireysel ya da o işte iyi bir skor alarak, bir şeyi 0.01 iyileştirerek anlam, evet, bulma, değil mi? Kendini iyi hissetme, kendini gerçekleştirme dedik, bu çok kıymetli bir şey. Başka bu işin hani bileşenlerin içinde mutsuzluğun da olduğunu bilmek ve kimsenin kimseyi mutlu etme mükellefiyeti yok ama ortak yaratma, ortaklık yaratma, takımdaşlık dedik. Başka nerelerde bulacağız da sondajlayıp çıkaracağız bu mutluluğu? Böyle hani buraya kadar dinleyenlere bir iki daha, ya şuraya bak arkadaşım, bak bir de buraya bak arkadaşım. Yoksa hangi şirkete gidersen git, ben sana ne anket koyarsam koyayım, aynı şey olacak. Mesela, zaten anket de bunu ölçüyor yani, aynen, baktığın zaman. Ama burada çok önemli bir şey var bence. Satır arasında şeyden önce konuştuk, onu burada değinmedik. Değerler kısmı çok kıymetli. Dedin ya hani biz İK'ya bir checklist veriyoruz kocaman ve bunun içinde işte doğaya uyum, hayvanseverlik bilmem ne falan. Şimdi benim bu şirketin bana uyup uymadığını bilmem için ben neyi önemsiyorum ve asla vazgeçmeyeceğim şeyler ne, bunu bilmem lazım. Değil mi? Hani mutluluğun bence A'sı B'si burada başlıyor. Ne dersin?
Gerçekten öyle. Dün bir araştırmaya baktım mesela Amerika'da. Birçok kişi belki tepki de gösterebilir buna. Mesela çeşitlilik, kapsayıcılık çok yüceltiliyor yani. Şu anda en son yapılan popüler oldu. Çok popüler. Popüler olmasına rağmen şu anda Amerika dahil şirketlerin ilk 10'unda yok. Bütün yönetimler faşist. Dünya evet, o noktaya geldi. Ve en son yapılan araştırma Amerika'da bunu istemeyen, yani başka şirketler için öngörüyor, kendi şirketinde uygulanmasını istemeyenlerin sayısı %70'e yakın. Yani bu çeşitlilik kapsayıcılığı. Yani baktığımız zaman iş yerlerinde de böyle bir toksik ortam var. Hani anketler, hani bizim yücelttiğimiz kavramlar çalışanlar tarafından aynı şekilde de kucaklanmayabiliyor. O yüzden şirketin kültürü burada çok önemli. Çalışanları hani mutlu edebilecek, yani bizi mutlu edecek temel konulardan bir tanesi. Hani yöneticiyle olan ilişkiler çok kritik. Bir de çalışanların kendi aralarındaki ilişkiler çok önemli. Yani çalışan arkadaşlarıyla nasıl hissediyor? Hani aslında bizim için de öyle, sosyal yaşantı da öyle. Hani artık söylemekten bıktığımız bir Harvard araştırması var. 80 yıl süren Rosetta'da yapılmış bazı deneyler var. Hani biliyoruz, insanları stresten uzaklaştıran temel konu, hayatı uzak anlamlı kılan arkadaşları, birlikte olduğu kişiler. Bu ortam şirketlerde kurulmuş mu? Anlatabiliyor muyum? Yani o kıyasaya rekabet zaman zaman, hani insanların hep birbirinin arkasından, hep birbirini kollama, stresin belki de kaynağı o. Anlatabiliyor muyum? Hani oradaki dostlukların iyi kurulmamış olması. İlişkiler çok önemli. Hani burada işte 40 yaşını yakaladığın zaman en az 2-3 tane neydi onun adı? Arkadaşın olması lazım. Aristo'nun dediği şöyle, yani biliyorsun, mutluluğun anahtarı erdeme dayalı dostluklar diyor Aristo. O zaman keşfetmiş. Bugün için de geçerli. Bugün de biz yapıcı ve destekleyici ilişkiler diye anlatıyoruz, değil mi? Evet. Yani buna bakıyorsunuz. Yani üç türlü şey var. Bir, faydaya dayalı. İki, ortak duygular, eğlenceye dayalı dostluk. Üç, erdeme dayalı dostluk. Bunların hepsinin kıymeti var. Bunların hepsini geliştirmek için adımlar atmalıyız aslında. Hani faydaya dayalı. Fayda kötü bir şey değil. Ben senin sırtını kollayayım, sen benim sırtımı kollayayım. Birlikte başaralım. Birlikte başaralım. Ben Joyology Talks'a seni çağırdım. Geldin. Bugün ben buradayım, tamam mı? Hani bu karşılık olarak değil ama hani birbirimizle olan etkileşimimizin sonucu. Yani bir yere taşıyoruz birbirimizi. Bu önemli. Ha, keyif aldığın insanlar vardı. Bunları bir araya getirsin. Onlarla eğlenirsin, maça gidersin, akşam bir şeyler içersin. Anlatabiliyor muyum? Ha, bir de erdeme dayalı çok yatırım yaptığın insanlar vardır. Bu da böyle 3 yılda, 5 yılda oluşacak şey değil. Yılları gerektirir. Böyle insanlar varsa, çalıştığımız yerde böyle bir ortam varsa, işte İK da bunu sağlayacak, böyle bunu kolaylaştıracak etkinlikler yapabiliyor. Bazı şirketlerde bu ilişkileri gösterecek. O mutluluğa katkı sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bu olduğu zaman oluyor. Yoksa zorlama oluyor. Hani, şey, hadi kardeş oynayın gibi bir şey oluyor olmayı. Bir de hani bu %70 stresin sebeplerinden bir tanesi, yine kanaat olarak o az önce söyleyecektim, geri planda kaldı. Biz hep alıcı bir toplumuz. Yani ne alacağım? Bana ne vereceksin? Anlatabiliyor muyum? Ben ne vereceğim noktasında yokuz. Yok. Aslında hani yani para nasıl mutlu eder? Onu başkasına verdiğin zaman mutlu eder. Buna yönelik pek çok araştırma var. Yani işte çok öğrencilere para veriyorlar. $20 bir gruba. Bir gruba kendi harcıyor. Bir grubu iyilik yapıyor. Ondan sonra o iyilik yapanlar neydi onun adı? Daha mutlu dönüyor. Aylar sonra ne yaptıkları sorunca o günü bile hatırlamıyor kendi harcayanlar. Diğerleri o iyiliklerin detaylarına kadar hatırlıyor. O anı yaşayarak tekrar mutlu olabiliyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman o iyilik yapma, bir planlı bir iyilik var. İki, random dediğimiz rastgele bir raktivist diye bir grup var, böyle hani böyle bu random tesadüfi rastgele yapılan iyilikleri anlatan raktivizm.com diye bir web sitesi var, takip ediyorum. İnanılmaz. Yani yaptığınız anda iyiliği, o size kendinizi iyi hissettiriyor. Bir de unuttuğumuz bir konu var, bu mutluluğun kimyası ile ilgili benim çok üzerinde durdum. Yani artık mutluluk mistik bir kavram değil. Vücudumuzda bazı kimyasallar var. Hani bunu ilk başta 2014 yılında çalışmaya başlamıştım. Önündeki kitabı 2017'de bastım. Yani nereden baktığımız zaman... İlk edinenlerdenim. 10-12 yıllık bilgi. Artık bunun bir şeyi yok. Hani güncelliği kalmadı. Hani çok net. Ama burada... Genel geçer aslında. Genel geçer bir konu. Yeni değil. Artık herkesin bir fikri var ama tabii burada bir öz var burada.
Hani bizim anlattığımız. Yani bizim mutluluğumuzu, mutsuzluğumuzu belirleyen bir de içeride kimyasallar var. Anlatabiliyor muyum? Ortam ne kadar iyi olursa olsun, her şeyi sağlarsan sağla, bu kimyasallar yoksa, anlatabiliyor muyum? Aktif değilse sen mutlu olamıyorsun. Mesela burada çok basit bir konu. Bizim serotonin dediğimiz o gurur kimyasalının %90'ını bağırsaklarımız üretiyor, değil mi? Hani bunu da artık çok net olarak biliyoruz. Artık. Hani içeride mekanizma nasıl çalışıyor? Peki o zaman sen hani yapay tatlandırıcılar tüketiyorsan, hamburger yiyorsan, anlatabiliyor muyum? Oradaki florayı zaten mahvediyorsun. Mahvediyorsun. Yani onu aldığın anda böyle geçici bir dopamin, yine kısa vadeli mutluluk. Ama oradaki işte probiyotikleri yok ettiğin için, probiyotik etlileri ne oluyor? Uzun vadeli mutluluğunu yok ediyorsun. Senin vücudun serotonin salgılamadığı için sen diğerleri kadar mutlu olamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Her şeyde dışarıda arama. Ya tabii ki yani. Hani git bir bu, tahlil yaptır. Hayır. Kendine iyi bakacaksın. Yani spor yapıyor musun? Hani egzersiz çok önemli. Yaşam tarzını değiştiriyor musun? Ama hani, şimdi diyecekler ki ama hocam çok yoğun çalışıyoruz. Ne zaman ya iş, güç falan hep mazeretler yani gelecek. Şimdi, o en başta yani, söylediğim mazeretler. Ya, profesyoneliz ben, o konuda biliyorsun. Ya, mazeret üretebilirsin. Ben 7 yıldır araba kullanmıyorum. Buraya otobüsle geldim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün gün hani araba gelsin, seni alsın, oraya götürsün, oradan gel, buraya git. Akşamleyin de hani yapabilirsen o gün bir şey, koşu bandına çık. Şey yap. Mantıksız. Ya bütün gün hareket et. Anlatabiliyor muyum? Yani fabrika şey ayarlarına göre. Daha sonra akşam yapabilirsen yap. Hani ben normal egzersizimi de yapıyorum. Haftada 5 gün gidiyorum egzersize. Yani salona. Şu anda aksatmadım. Yazın da yüzdüm. Hani anlatıyorum, uyguluyorum. Belki o yüzden tutkuyla anlatamıyorum. Artık çok normalleşti benim için. Bazı şeyler. Yani. Ama kendime iyi bakmak, ne yediğin, ne olduğun, nasıl yaşadığın, bunlar çok önemli mutluluklar. Bunlar aslında bence yaşamın sorumluluğunu almanın ilk adımı. Tabii ki. Önce buna bakacağım yani. Çünkü bu beden yoksa orada mı mutluyum, burada mı mutluyum, iş yerinde mi mutluyum, tamamen anlamsız. Hani bedenim yoksa bu dünyada diğer başka hiçbir konum yok zaten. Değil mi? Evet. Dolayısıyla hani biraz önce dedik ya, bir insan bir işi nasıl yaparsa her işi öyle yapar. Eğer ben kendime bakmıyorsam hiçbir iş yeri, evet, hiçbir erkek aynen, arkadaş, eş, koca, karı neyse bana bakmayacak. Hiçbir dost bakmayacak. Evet. Ben kendim için daha uzun soluklu bir şey hedeflemiyorsam hiç kimse bana dışarıdan bir şirket, bir proje, bir bilmem ne bana onu vermeyecek. Aynen. İçten yanmıyorsa o motor, bir tutkum yoksa istediği kadar bonus olsun günün sonunda, istediği kadar maddi kazancı olsun, o kazancı elde edene kadar koşacağım, elde edince de bu muymuş ya diyeceğim. Bunun için miymiş geçti yılların, bu hedef için miymiş? Dolayısıyla biraz hani bu biraz kendine döndürmeli aslında bu iş. Hani böyle tabii, şirketlerin mutluluğu, çalışanın mutluluğu, şirket politikaları diyoruz da aslında bence bu anketleri dolduranların belki kendine ilk sorması gereken soru şu: ben ne istiyorum? Aynen, aynen. Ve yani kendi istediğini net olarak koymalı ve bunun için risk almalı. Hmm. Risk almayı da sevmiyoruz yani. Hiç. Hani hiç. Aslında Tom Peters diyor ki hiçbir şeyi riske etmeden her şeyi riske ediyorsun diyor. Hmm. Çok net. Hani yani ben niye Galatasaray Üniversitesi'nden ayrıldım? Herkes bana şunu soruyor. Ya niye ayrıldın sen? Deli misin? Direkt öyle demişlerdir. Deli misin sen? Ya bırakılır mı? Bir kadro orada 15 yılda boşalıyor. 20 yıl sürüyor orada bir kadronun boşalması. Profesör kadrosu terk edilir mi? Bırakılır mı? Anlatabiliyor muyum? Hayır, o değil. Hayat aşamalardan, anlatabiliyor muyum? Daha önce de bir bunları... Bir her şeyin bir ömrü var ya, o ömrü doldurduğunda başka bir şeye açmaya hazır olmalı. Başka ya, bir de orada da verimli olamıyorsun ki. Yani orada sen tutkunu, heyecanını yitirdiğin zaman hissediyorsun karşı tarafa onun geçmediğini. Elbette. Yani, elbette. Yani ben orada harikalar yaratıyordum da bıraktım değil yani. Bunu itiraf edeyim. Hani burada daha iyiyim. İyi olduğum taraftayım. Anlatabiliyor muyum? Tazelendi çünkü, değil mi? Tabii, tekrar tazelendi. Dopamin bastı vücut. Tutku arttı. Anlatabiliyor muyum? Baktığında. Son olarak şunu söyleyeyim. Bir de bu negatif bakış açısı bizi öldürüyor. Yani çok pesimistiz her şeye. Anlatabiliyor muyum? Yani Einstein'ın böyle bir hikayesi vardır. İnsanlara böyle bir şey, neydi onun adı? Espri yapıyor. Gülüyor herkes. Bir daha espri yapıyor. Yarısı gülüyor. Sonra bir daha espri yapıyor. Kimse gülmüyor. Diyor ki yani niye gülmediniz? Aynı şeye 30 kere gülecek halimiz yok diyorlar. Ya aynı şeye diyor defalarca üzülüyorsun ya. Hani, hani neden aynı şeye defalarca gülmüyorsun? İşte bu taraftayız biz çok. Bir olumsuzu inanılmaz büyütme eğilimdeyiz. Yani fazla gülmeyelim, başımıza kötü bir şey gelir.
mantığındayız. Ödümüz kopuyor. Ha, aman iyi bir şey olmasın. Yani herkese sor. Birbirinden kötü. Birbirimizi karamsarlığa şey yapıyoruz. Hiçbir şey olmasa nazar böyle değer bir, ya. Hani nazar değer. Anlatabiliyor muyum? Hani mutsuzluk bulaşıcı diyoruz ya. İşte bu %68 de bundan dolayı. Yani birbirimize mutsuzluğu çok güzel bulaştırıyoruz. İşte, dün bir arkadaşımla konuşuyoruz. Ben şey dedim ya, aslında negatifler için bir sorun yok. Çünkü negatif negatif olduğunun farkında değil ki. O sadece her şeye en negatifinden bakıyor. Negatiften kurtulmaya çalışıp sürekli bir negatifle yaşayan için çok büyük ızdıraplar. Aklına sürekli kötü bir senaryo gelen, her şeyi evet, en kötüsünden yoran insanlarla yaşamak o kadar böyle insanı kuyulara çekici, aşağılara çekici bir şey ki. Fark ettikçe aymak lazım. Bir kere de olmaz tabii ki. Hani bir gün fark ettim ve geçtim öbür tarafa, imkansız ama. Belki artık kültürün ve toplumun buna, bu ateşe odun atmasına engel olmak lazım. Ben evet, onu söylüyorum. Evet. Dünyada artık mutsuzluk sempatik bir şey değil. Bizim kültürümüzde sempatik bir şey. Mağdur olmak sempatik bir şey değil. Çok güzel özetledin. Mağdur olmak biraz, ya salak mısın kardeşim? Ayıl artık. Artık böyle. Popüler olan bu değil. Yani ben iş yerim çok kötü. Eşten yana gülmedim. Zaten kader bilmem. Tamam, burada bir sorun var yani. Evet ya. Bir şeyi değiştirmen gerekiyor. Belki bundan bir süre önce bu sempatik bir şeydi. Mağdur olmak, ızdırap içinde olmak, batsın bu dünyacılık belki satan bir şeydi. Ama bugün artık bu kadar bilgiyle, insana dair, organizasyonlara dair, mutluluğa dair bu kadar bilgiyle, bu artık akıllı insan işi değil. Evet. Her şeyden önce. İradeli insan işi değil. Çok teşekkür ederim. Sağ ağzına sağlık. Ayağına ben teşekkür sağlık. Ederim. Var mı atladığım, sormayı atladığım ama eklemek istediğin, söylemek istediğin? Valla çok dolu dolu geçti. Daha konuşuruz saatlerce. Tabii, konuşuruz mutluluk. Mevzu mutluluk olunca. Ve bunu arayınca da bizim radarımıza da herhalde öbür tarafta kalmaya direnenler batıyor. Değil mi? Tabii. Bir konfor alanıdır, gidiyor. Herkes bunu gömüyor. Bu tarz şeyler, paylaşımlar sosyal medyada birbirine gönderiliyor ve yürüyor ama kimse üstüne hiç alınmıyor. Evet, hiç kimse alınmıyor. Ya bu iki taraflı bir konu. Yani bir şirkette ben yöneticiyim, ben burayı mutlu yapacağım demesi yetmiyor. Çalışanların da aynı şekilde bu sorumluluğu alması gerekiyor. Bu eş zamanlı yürütüldüğü anda bir noktaya varıyor bu iş. Süper, çok teşekkürler. Sağ olun. Bu kadar ayakları yere basan, benim böyle ya... Yıllardır beni tanıyanlar bilir. İş yeri mutlu olunacak bir yer değil arkadaşım. Sen dışarıda mutlu olacaksın. İş yerindeki kontratından memnun olacaksın. Ve o memnuniyetle üreteceksin. Ama sen dışarıda mutsuzsan, kimse seni işe aldığı için ya da harika bir paket sunduğu için mutlu olamayacaksın zaten. Aynen. Çok anlatıyordum. Biraz belgelemiş olduk. O üretmenin mutluluğunu yaşayacaksın. Evet, o üretmenin mutluluğu. Yani o memnuniyetten, o kontratın getirdiği memnuniyet senin değerlerinle örtüşüyorsa, evet, burada anlam buluyorsan bunu kaldıraç yapacaksın. Aynen. Çok teşekkürler. Ben teşekkür harikaydı. Ederim. Çok sağ ol. O kadar çok şey kafada uçuş uçuş ki daha saatlerce konuşabiliriz ve bir sürü sorum da var. Belki bir daha ağırlarız seni. Tamam. Kısmet her olur. Zaman. Vaktin olursa seve seve. Her şeyin her şeyle en çok da mutlulukla ilişkisini konuşuyoruz. Ama tabii bugün mutluluğu çok iyi bilen birini yakalayınca ve tabii asıl kafaya taktığı mevzuda İş yerindeki mutluluk olunca daha çok çalışanın mutluluğu ve dışarıda, şurayı açalım, böleceğim burada. Bir Müge var, iş yerinde ayrı mutlu, dışarıda ayrı mutlu diye bir şey yok aslında. Biraz tabii, önce tabii vurguladığın o çalışanın da bu işin sorumluluğunu alması kısmını çokça konuşmuş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Konuşuruz biz daha. Gideriz böyle. Ama imzaya geçelim. Peki. Yaşasın en sonunda. Yıllar sonra imzam var. Artık evet. Türkçesini daha de kısa zamanda, evet. Ne zaman çıkıyor? Valla birçok kısmın Türkçesi yokmuş, onları yazmam lazım. Hay Allah, zormuş. Çeviride de olmuyor değil mi? Sen direkt İngilizce mi yazmıştın? Evet evet. Hmm. Bugün ayın kaçı? 19. 19 Şubat. 02. Ben Türkçesini size de getireceğim. Arkasında Happy Place to Work yazacak. Great Place to Work yazacak.